TRT Haber ekranlarından ve TRT Radyo Haber'den merhaba sayın seyirciler. Ben Betül Soysal Bozdoğan. Beşinci güne hoş geldiniz efendim. Her hafta olduğu gibi bu haftada yine gündemi değerlendireceğiz. Haftayı özetleyeceğiz. Peki kimlerle? Sargı Sesi Köşe Yazarı Sevil Nuriyeva İsmailov, Sargı Sesi Köşe Yazarı Ahmet Kekeç ve Akşam Gazetesi Köşe Yazarı Kurtuluş Tayyiz ile birlikte. Merhabalar efendim. Merhaba. Evet yine gündemimiz çok yoğun. Pek çok başlık var konuşacağımız. Hemen şöyle özetlemek gerekirse G20 zirvesinin yansımalarına bakacağız. Erdoğan Trump görüşmesine odaklanacağız. S400 bağlamı üzerinden. Bununla birlikte Türkiye için ilişkileri var ve pek çok başlık var. Hemen başlamak gerekirse G20 zirvesinin yansımaları gerçekten çok büyük oldu. Özellikle Erdoğan Trump görüşmesi S400 bağlamında pek çok habere konu oldu. İçerideki ekonomiye yansımaları çok olumlu oldu. Sayın Teyz, siz evet. nasıl özetliyorsunuz? Özellikle iç gündeme nasıl bir mesaj verdi? G20 zirvesi bununla birlikte dış gündeme dair katkısı nedir efendim? İki ülke arasında bir çıkmaz bekleniyordu bu zirvede. Zirve öncesini biz burada konuştuk. Çok da imser bir hava söz konusu değildi. Çok karamsar bir beklenti vardı. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı e, Trump'la e, görüşmeye giderken e, ön açıklamalarında hep iyimser olduğunu belirtmişti. Görüşmeden e, sonra da e, doğrusunu isterseniz beklediğimizin de ötesinde bir açıklama geldi e, Amerikan tarafından. Trump Türkiye'nin bu S400 ile ilgili tezlerini aslında dünya kamuoyu önünde kabul etti. Yani doğruluğunu kabul etti. Ne dedi? Ya dedi Obama döneminde bizden patriyot almak istemişler ama evet. Obama bu savunma silahlarını Türkiye'ye vermemiş. Onlar da gidip Rusya'dan bu savunma sistemlerini almışlar. Anlaşmalarını yapmışlar. Yarın öbür gün bunu teslim edilecek. Yani burada. Hatalı olan biziz, adaletli davranmayan biziz. Türkiye'nin bu konuda bir suçu yok sayın cumhurbaşkanı için de. Yani bu konuda e, çok e, zaten çetin biri. E, çetin bir müzakereci. E, çetin evet. Bir müzakereci. Ama kullandı. biz anlaşıyoruz dedi. Evet ama biz anlaşıyoruz. Şimdi burada mesele şu. Amerika ile Türkiye arasında bu S-400 krizi tümden bitmiş değil. Yani Trump orada geri adım atabilir deniyor ama Trump'ın ağzından bu cümleyi duymak önemliydi değil mi? Tüm dünya kamuoyuna. Niye önemli? Onun ağzından tamam, Türkiye'ye adil davranmadık cümlesini duymak tamam. önemliydi değil mi? Önemliğinin ötesinde bunun bir karşılığı var. Bunun bir işlevselliği var o ifadenin. Yarın öbür gün Amerika ya da batılı ülkeler ya siz NATO'yla e, uygun olmayan bir yerden silah aldınız... Biz de size şu yaptırımları uygulayacağız dediklerinde Amerikan başkanının bu konudaki görüşü akla gelecek, öne gelecek. Hı hı. Neydi? Bizden silah almak istediler, biz silah vermedik. Bakın, Bir bizden silah almak istediler, evet. biz silah vermedik. Onlar da gidip Rusya'dan aldılar hı hı. bunları. Şimdi bu yaptırımın meşruiyetinin olmayacağı anlamına geliyor. Yani burada her şeyden önemli olan e, bu meşruiyet meselesi. Bir konuda haksız olursunuz, e, meşruiyetiniz olmaz e, ve bunun size faturası ağır olur. Ama her öbür gün Amerikan sistemi Trump'ın bu sözlerine rağmen bir e, çözüm formülü üretemez, Türkiye'ye değişik yaptırımlar uygulamaya kalkarsa, yani Türkiye için, Türkiye kamuoyu nezdinde de, Türkiye milleti nezdinde de, Türkiye devleti nezdinde de, Hatta Dünya Kamuoyu'nun elinde de ya bu kararın yani yaptırım olası bir yaptırım karının bir meşruiyeti olmaz uygulayabilirlerse yani sizin başkanınız zaten bunun yanlış olduğunu söylemiş adaletli davranmadığımızı söylemiş Türkiye'nin doğru yerde durduğunu söylemiş Ondan sonra siz neyin yaptırımını uyguluyorsunuz? Dünya Kamuoyu'na dikkat çekiyorsunuz ama içeriye baktığımızda toplumsal psikoloji için de önemli değil evet. mi bu? bu? Tabii son derece önemli Türkiye için daha önemli Türkiye'de de bu konuda ikircik yani kafaları karışan bir kesim söz konusuydu yani bizim hatamız mı biz niye Amerika dururken Rusya'dan böyle bir silah almaya gidiyoruz ya yani bunu herhalde bütün bir gazeteciyiz, bütün tartışmalarımızda biz bu argüman karşımıza geldi ya Amerika dururken bizim mideden müttefikimiz stratejimiz orta stratejik ortağımız niye Rusya'ya gidiyoruz yani bu olacak iş mi hı hı. ya işte Amerikan başkanı diyor geldiler bize vermediler silah vermediler evet. ne yapsın yani ne yapsın? Almasın mı kendi savunmasını? Hı hı. E, tedbirlerini geliştirmesin mi? Hayır şimdi kamuoyu da bu konuda netleşti. Bakın. Hı hı. Bu en önemlisi Türk kamuoyuydu bu meselede. Hı hı. Çünkü o kadar kafaları karıştırdılar ki e, kendi ulusal güvenliğimiz için bir savunma silahı alacağız. Bunu ya almayın dedirtecek noktaya getirdiler. İnsanların kafası karıştı. Yarın öbür gün Türkiye batacak. Demeye bile getirdiler bu mesele üzerinden. Türkiye bu konuda kararlı davrandı. Doğru bir noktada durdu. Evet. Biz savunma silahımızı Amerika Birleşik Devletleri'nden almak istedik. Ama Obama terör örgütü PKK'ya binlerce tır silah gönderme kararının altında imzası olan kişidir de aynı zamanda. Bu kişi bize bu silahı vermedi, satmadı. Parasıyla dahi satmadı. Sadece bu silahlar da değil, daha bir sürü silah var bize vermedikleri de. ha bunu Amerikan Başkanı itiraf etti. Dünya kamuoyunda itiraf etti, söyledi. Biz de zaten yaptırılmış, uymuş, buymuş bu meselelerde Türkiye kararını vermiş. Bedeli neyse bunu göze almaya kararlıydı. Ama sonuç itibarında ne çıktı ortaya? Eğer kararlı olmazsanız sizin hakkınızı kimse teslim etmez. Evet. Türkiye'nin kararlılığını Amerikan Başkanı bile teslim etmek zorunda kaldı. Evet. Ha, bundan sonra dediğim gibi yani bu sorun bitti mi? Hayır. Pentagon, Amerikan sistemi kendisince bizim yasalarımız var, kanunlarımız var. F-35'lerle ilgili sorun çıkarmaya çalışacak. Evet. Belki başka bir şeyle ilgili sorun çıkarmaya çalışacak. Ama bakın ne olursa olsun Türkiye bu henüz adı kriz bile diyemeyeceğimiz bu problemden dolayı güçlenerek çıkacak. F30 Ve Temmuz ayı itibarıyla evet. artık hani alacağız mı almayacağız mı artık konuşmuyoruz. konuşmuyoruz yani mi? gelmekte olan bir süreç var. Artık netleşmiş bir tabii tablo ki var. İlk gün burada tartıştık. Yani Türkiye, evet. Sayın Cumhurbaşkanının ağzından, Sayın Putin'in ağzından ne dedi? Biz anlaştık, alıyoruz bunu. Tam bitti yani bu tartışma. Yani yok efendim gelmeyecek, kalmayacak. Üçüncü ülkeye gidecek, yok. Buraya gelse depoya kaldırılacak. Bunlar <laughs> Sonra koca koca akademisyenler söyler. Evet. Sayın Cumhurbaşkanının tavrıyla da çok uyumlu bir süreç yaşandı aslında. Sayın Cumhurbaşkanı genelde hani bir karar alındı mı bunun arkasında duran ve bunu takip eden bir lider profili çiziyor. Sayın Kekeç bu görüşmeyi görüşmenin yansımalarını konuşacağız. Beşinci gün devam ediyor efendim ee, Ve konumuza dönersek G20 zirvesinin yansımalarını Konuşuyoruz Erdoğan Trump görüşmesini S400 bağlamında nasıl yorumluyorsunuz efendim Şimdi Kurtuluş'un Söylediği bir şey çok doğru ee, Bu tartışma S400 tartışması e, iç siyasette Ağırlıklı olarak yer tutmaya başladı Yanlış bir yere doğru gidiyordu Yani kamuoyunda Yavaş yavaş canım işte bundan da Vazgeçebiliriz şart mıdır S400 türünden itirazların yükselmesi e, bunun bir politika olarak ortaya çıkması e, tehlikesi vardı yani böyle bir tehlike söz konusuydu yani Türkiye'de bu tartışma yanlış bir yere doğru gidiyordu e, Trump'ın söyledikleri iki şeye yol açtı birincisi e, bu tartışmanın önünü kesti yani e, iş kamuoyunda muhtemel bir tartışmayı, vaki bir tartışmayı başlamadı, bitirmiş oldu. Bu açıdan çok önemli. İkincisi, işte Trump'ın kararları için genellikle işte şöyle deniyor. Işte evet, Trump istediği kadar konuşsun, istediği şeyi söyleyebilir. Ama sonuçta Amerika'da politikaları oluşturan işte Pentagon'dur, dışişleridir, evet, bürokrasidir yani. genel olarak. Trump'un söylediklerinin bir karşılığı yok şeklinde bunu yani G20'de söylenen sözleri itibarsızlaştıran da bir bir kampanya var. Bunu da geçersiz bırakan bir açıklamaydı o çünkü Trump bu konuşmayı dünyanın vitrini kabul edilen G20 zirvesinde yaptı. Türkiye'ye hak verdi. Bir anlamda. Eğer bu uluslararası bir mahkeme konusu olacaksa evet. S400 meselesi, F35 meselesi, Türkiye elini güçlendirecek argümanları vermiş oldu. Hı hı. Bunu bizzat söyleyen e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump. Yani e, bir anlamda eğer bize yaptırımı uygulayacaklarsa ya da bizi başka türlü cezalandırmak istiyorlarsa onun meşruiyetinin altını da boşaltmış oldu. Yani bu açıdan e, orada verdiği mesajlar çok çok önemliydi. Bir de şunu söylemek lazım Türkiye'deki muhalefetin e, oradaki başarıyı, e, küçültme çabaları var. İşte Türk hayatı heyeti not tuttu, not tutmadı şeklinde böyle çok basit. Daha indirgemeci... sade bir gündem sanki oluşturulmaya çalışıldı değil mi? Tabii. G20 üzerinden. Yani oradaki başarıyı gölgeleyen. Ee, i̇şte indirgemeci bir şey bu. İndirgemeci hı hı. Daha bir bakış bu. Daha yapay bir gündem. Tabii. Hı hı. Ee, ama yani genel olarak baktığımızda, global olarak baktığımızda hı hı. E, Türkiye orada elini güçlendirmiş olarak çıktı. Evet. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıllardır müzakere yürütüyor. Hı hı. Ee, partnerleriyle, sahir ülkelerle. Ya yani diyebilirim ki son yıllarda Türkiye'nin sonuç aldığı en önemli zirve oldu bu. Evet önemli bir cümle evet. özetleyici bir cümle oldu evet. başarılı bir zirve hakikaten çok ses getiren bir zirve oldu ki bu masada biz S-400'de sizlerle çok evet. konuştuk evet. katkısı ne oldu zirvenin? Ee, şimdi bir defa şuradan bakmak lazım hani Trump evet çok önemli bir şey itiraf etti bu bir itiraftı lakin buna giden yol Türk Devleti'nin ve Sayın Erdoğan'ın bizzat şahsi gayretleriyle bu yol inşa edildi bunu yabana atmayacağız. Yani trap durup dururken ne güzel işte evet ben anladım sizi Öl olmadı. Bu çok çetin evet Trump'ın da söylediği gibi çok çetin keşme keşmekeşli bir yol oldu ve Türk devleti e, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Sayın Erdoğan bu yolun inşasını başardı. Bir defa bunu hakkını teslim etmemiz lazım. İki burada ilk kez ABD başkanı sıfatıyla ki biliyorsunuz böyle yüksek perdeden ABD başkanları kendi ülkesi devletinin iç e, dengesindeki e, zıt e, konuları ortaya çıkarmazlar. Bunlar hep sonuç itibariyle kulislerde ve kendi koridorlarında e, analiz edilir. İlk kez üst perdeden bu da yeni dönemin, yeni çağın siyaset üslubunun... Yeni siyasi literatürün, yeni siyasi e, yorum biçimini de devreye sokmuş oldu. Bazen hani krizlerden korkarız ama bazen krizler e, dönüşebilir. fırsata da dönüşebiliyor. Ben şunu da fark ediyorum. Sayın Erdoğan, ben neden ısrarla sayın Erdoğan altını yani cümlenin altını çizmeye gayret ediyorum. Gerçekten ki bu G20 zirvesi sürecinde ister Çin medyasını, Japon medyasını, Batı medyasını, Rusya medyasını yakından takip ettim. Hı hı. Çok ciddi e, analiz yapan e, kişilerin analizlerine baktım. yani hı hı. Sadece haberler bazında değil bu resme, bu fotoğrafa yorum yapan analizleri e, gözden geçirdim. Gerçekten de Türkiye e, Cumhuriyeti Devleti'nin son yılların ee, en başarılı ki Ahmet Bey ora çok doğru bir noktaya değindi. En başarılı bir tablosunla karşı karşıya kaldık. Bu e, bizim hani onu ilk kez duydum. Hani not almama gibi e, falan e, bir gerekçeler de getirilen getiren, getirdiler ama e, Sayın Erdoğan'ın uzun zamandan beri G20 zirvesinden Sayın Trump'la görüşürken böyle bir e, yansıma olmadı bana diyerek bir şeyi de bize e, mesajını veriyordu. Dikkat ettinizse bu mesajda yanılmadı Sayın Erdoğan. Neden? E çünkü bunun background'u çalışılıyordu. O not tutmadı dedikleri ekip bu devletin devlet adamlarının ekibi o, o, o arka cepheyi oluşturuyordu ve dolduruyordu. Sayın Erdoğan'ın bu kadar net ve eminlikle söylemesinin altında bir şey yatıyordu. Her şeyi ortada ...göstererek e, yaşama gibi bir durum söz konusu değil ve olmamalıdı da. Dolayısıyla bu ekibin, bu devletin, bürokratlarının, e, işte Cumhurbaşkanlığı ekibinin, Cumhurbaşkanlığın kendi ekibinin... ...nasıl çalıştığını ve bunlara nasıl bir e, nizam veren bir devlet başkanlığında olduğunu... ...açıktan G20 zirvesinin sonuç tablosunda görmüş olduk. Bunun da altını çizelim ve bir tarafa not, e, not düşelim. S-400'lere gelince... Ben eski e, Genelkurmay Başkanı Sayın Başbuğ'un e, S-400'lerle ilgili o e, tarifini çok, Son önemsiyorum. Evet. çok önemsiyorum. Çok çok e, muazzam bir şey, profesyonelce bir şey söylüyor. Diyor ki güneyde bir yere koyarsanız ki biz uzun zamandan beri de bunlardan bahsediyoruz bu stüdyoda. E, güney bir yere koyarsanız Doğu Akdeniz'den tutun Kıbrıs'dan tutun Irak, Suriye bütün o bölgenin o coğrafyanı kontrol edersiniz ve... Evet. E, hava savunma sistemleri içerisinde en başarılı sistemden bahsediyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı birisine inat oldu diye değil, gerçekten de Türkiye'nin çıkarına bir kararın altına imza attı. Ve geri dönmemesinin ki başından itibaren böyle bir şey olacağını bilenler, analiz edenler, yorumlayanlar tahmin etmiyordu. Ama ısrarla bir U dönüş senaryosu da bu ülkede yazılıyordu. Koca koca akademisyenler tarafından bunu da takip etmiş olduk. Bunu da Şimdi burada ben işe evet. çünkü koca koca profesörler çıkıp efendim böyle yapsak da elini güçlen... sanki Türkiye bir u dönüş kapısı arıyor da bir eline fırsat verelim yani kolaylaştıralım e, işimizi gibi kendi yani kendimize yakıştırmadığımız bir fert bir kişi kendisine yakıştırmadığını koca devletine nasıl yakıştırabiliyor da onu da anlamakta ben açıkçası evet. zorlanıyorum. Hı -hı. Sayın Cumhurbaşkanı hem bu devletin namusunu duruşunu e, devlet gibi devlet oluşunu hem de kendi devlet adamlığını bence bu içinde bulunduğumuz siyasi tarihin e, serüveninde hikayesinde muhteşem bir biçimde imzaladı. Ben hani hakkını her şeyin teslim etmek lazım diyorum. Her şeyi böyle küçülderek, kendimizi küçülderek, ülkemizi küçülderek, kendi başarılarımızı küçülderek olmuyor bu şeyler. Evet. Hani bir hedef kurgularken bir hayal kurgularken, o yolu ihya ederken içinde bir e, ilham olması lazım. Hı hı. İlhamsız şeylerin içi boş çünkü. İlham oldukça sen bir yeri bir noktadan başka bir yere e, yol yürümüş olursan ki Tür Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son yıllarının hikayelerine baktığınızda ki açıklarımız var, zavuf yerlerimiz oldu, evet evet bunlar hepsi evet ama biz ciddi anlamda ...küresel sisteme ciddi aktör olarak girmiş olduk. Ve o tabloda dikkat ederseniz e, Erdoğan ve evet. Türkiye önemli yerdeydi. Özellikle bunu da aile, aile fotoğrafındaki Sayın Erdoğan'ın pozisyonundan bahsediyorsunuz. Bunu da gurur duymak e, lazım. Yani lazım. Evet. Geldiğimiz noktaya bakın. Düne kadar bir Kıbrıs olayında mektupla bizi aşağılayan bir devletin başkanı... ...bugün üstüne basa basa bir de çetin ama biz anlaşıyoruz. Macron'da da var dikkat ediyorsunuz değil mi? Şunu da çalışın siz bunu küçümsemeyin. Burada şu da var. Kendi kamuoyuna da diyor, evet çok zor adam ama anlaşıyorum. Burada biraz da sadece bizim e, Bostan'a mesele mesaj değil, kendi e, zeminlerine de, 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 de. de. Evet ben, Macron da ikide bir dikkat ederseniz, hani Sayın Erdoğan'la ilintili şeyler yapmak istiyor. Neden? Oradaki kendi siyasi varlığı için de Sayın Erdoğan'la dirseği teması ne arz ediyor bunu bir defa görelim hep beraber ya. Yani bunun tarafkirlikten, bilmem övgüne falan alakası yok. Bu bir gerçek siyasi tespitti. Bunu da üstüne basa basa söylemekten kaçınmayalım. Peki sizden bir de Çin yorumu almak istiyorum. Evet. Özellikle artık dünya konjonktüründe güç merkezleri çeşitleniyor. Çin evet. önemli bir pozisyonda. Sayın Cumhurbaşkanı G20 sonrası Çin'i de ziyaret etti. Stratejik ortak tanımı yapıldı. Bununla birlikte İpek Yol Projesi'nde Türkiye'nin önemi arttı bu görüşmeyle yorumları yapılıyor. Katılıyor evet, musunuz? Zaten İpek Yolu Projesi'nin uzun zamandan beri de konuşuyoruz, analiz ediyoruz. Türkiye önemli bir noktasıdır ve Türkiye'si zaten bu projenin güzergahının ve geleceğinin e, olma konusu soru altındadır. Bunu da görmemiz lazım. Şimdi bakın İngiltere'nin ikide bir e, Rusya e, Türkiye ilişkilerine bu kadar mesafeli durması veya Çin'le Rusya arasındaki bağlantıları bir nevi kendince dizayn etme gayreti Çin'in de zaman zaman biraz sessiz biraz ki zaten Çin'in siyaset üslubu budur. E, bazen bir atı gösterirken At demek için 10 kişinin ispata ihtiyacı var. Yani böyle bir siyasi dilleri var. Her şeyi açıktan mesajlarını açıktan söylemeyen bir siyasi background var. Tamam bunu da anlıyoruz ama Çin'le evet orada Doğu Türkistan çok önemli. Bizim için vazgeçilmez. Oradaki bütün meselelerimizi çok önemsiyoruz. Ama bu da Çin'le birlikte yani istenilen sorun e, ilişkiler varsa çözülür. E, dirsek teması varsa çözülür. Gavgayla çözülmez. Bunu Rusya ile ilişkilerde de biz dile getiriyorduk, doğru mu? Hı hı. Yani kavga ederek biz oradaki kendi tarihi bağlarımızla ilgili meselelerimizi çözemeyiz. Dolayısıyla Çinle meseleler hem de Doğu Türkistan açısından da önem arz ediyor. Çinli mesele İpek Yolu projesi açısından önem arz ediyor. Türkiye'nin her konuda masada olması şarttı. Bakın İslam alemi için de şarttı, dünyanın nizamı için de şarttı. Bunu böyle durup dururken büyüterek bir şeyler anlatmaya gayret etmiyorum. Ama gidişata baktığımızda biz başka e, e, ligdeyiz artık. Ve bu ligin şartlarına göre de davranmak zorundayız. Çünkü artık başka ligdeyiz. Ve artık karar verici birilerine ek değiliz. Biz masada tarafı zaten ısrarla o masadan... Kovma gayretiyle karşı karşıyayız. Zaten bütün kavganın, bütün savaşın içeriği bundan oluşmakta. Bırakalım da bu serüveni kavgasız, gürültüsüz. Sorunlarımız varsa dirsek teması kurarak, konuşarak ortadan kaldırma e, mümkün. Yani devletler hukukunu çiğneyenler dışında terör örgütleri, asimetrik mücadele yapanlar vesaire devletlerle her konuda oturulup anlaşılabilir ki Türk devletinin de buna hem zekası hem geçmişi hem tarihi ee, tecrübesi vardır ve bu sürecin içerisinden de hem kendisinin hem coğrafyasının hem de talip olduğu İslam dünyasının çıkarlarını göz önünde bulundurarak çıkacağından ben eminim. Çin görüşmesinde bu anlamda gelecek perspektif açısından çok önemli görüyorum. Bu bir başarıdır. Evet. Cidden altı çizilesi bir başarı. E, Diyalog varsa çözüm de var Tabii diyorsunuz. Ki. Çok teşekkür ediyorum. Evet e, şimdi diğer bir gündem e, maddesine geçersek e, iki gelişme üst üste geldi. E, Washington Post e, gazetesinde e, terör örgütü mensubunun makalesi yayınlandı. Bu çok tepki topladı Türkiye'de. Bununla birlikte e, Birleşmiş Milletler özel temsilcisinin PKK'nın alt düzeyde bir temsilcisiyle birlikte yapmış olduğu protokol imzalamış olduğu protokol çok tartışılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler böyle bir skandalın altına imza koyamaz. Olacak iş değil. Ben gıyabında söylüyorum ama Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in bundan haberi yoktur. Böyle bir yanlışı asla yapmaz diye düşünüyorum dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Bu iki gelişmeyi nasıl yorumluyorsunuz? Of. Yani Amerika Birleşik Devletleri binlerce e, tır dolusu silahı terör örgütüne verdi mi, vermedi mi? Verdi ama tabi bu Türkiye'de ne kadar yeterince tartışıldı, ne, e, ne kadar e, yeterince analiz edildi bu konuda şüpheliyim. Tabii ki şunu biliyoruz, bu tırlı, e, terör örgütünün silahlandırılmasına yönelik ciddi bir tepki var. Ama bu tepki sadece hükümetin, devlet başkanımızın işte resmi açıklamalarıyla sınırlı kaldı. Medyanın bu konudaki tartışmalara dahili biraz sınırlı. Bu mesele de onun bir parçası. Eğer Türkiye'de yeterince tepki gelişmiyorsa, Batı'da özellikle de Amerikan sistemi içerisinde, Washington Post'ta ve işte terör örgütünü Kanil'deki liderlerine Sayfalarını açıp Türkiye aleyhinde yazılar yazdırtabilirler. Bunu da bir mesaj olarak algılamak gerekiyor. Ee, yani biz Türkiye e, uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik ortak ve PKK terör örgütüne yönelik de e, ortak işbirliği anlaşmaları imzalamış. 2007'de değiş, değişik tarihlerde de bu ortak işbirliği anlaşmaları söz konusu. Fakat Amerika buna uymuyor. Trump'la ilgili işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok onun önemli bir e, görüşmesi oldu, teması oldu. Başarılı bir zirve e, toplantı gerçekleştirdiler. Amerikan sistemi içerisinden buna misilleme olarak da terör örgütünü bak biz böyle yeniden vitrine çıkararak biz e, onlarla sizi arkanızdan dolanarak e, aleyhinizde işler yapabiliriz mesajı veriyorlar Türkiye'ye. Dediğim gibi, ya bunlar Taşar'un terör örgütleri, bir yandan Washington Post'a yazar yapabilirler, diğer yandan Birleşmiş Milletler işte çocuk savaşçılar tırnak içinde gerekçesiyle bir protokol imzalayıp gerekçesi de bu çocuk savaşçıları kurtarmak, yani bunun arkasına sığınarak biraz terör örgütünü biraz daha, biraz daha, biraz daha meşrulaştırmış oluyorlar. Yani Amerika, Birleşik Devletler bunlar adım adım terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Önümüzdeki dönemde daha da ileri noktaya gelecekler. Bakın alttan alta silahlandırdılar. Bir terör ordusu kurmaya çalıştılar. Hani bu terör koridorunu Türkiye boşa çıkardı ama terör ordusunu silahlandırmayı sürdürüyorlar. Yarın öbür gün bunu da meşrulaştırmaya çalışacaklar. Türkiye bugün herkes Bugünkü koşullar içinde Türkiye'yi düşünüyor. Ee, Sevda Hanım çok güzel söyledi. S-400 alıyoruz da. Yani bakın e, daha komşumuz Yunanistan diyor ki biz bir saatte ordumuz Türkiye'ye gelir diyor. Yani bugünün içinde düşüneceğimiz şeyler değil. Yarını düşünmemiz gerekiyor. Çok evet. daha zor koşulları düşünmemiz gerekiyor. Türkiye ne yapıyor? Kendi milli güvenliği ilgili tedbirlerini alıyor. Terör örgütüyle ilgili de bakın hazırlıklarını, tedbirlerini kendince alıyor. Ha, uluslararası planda bizim sözde dostlarımız e, bizi arkadan vuran bu terör örgütüne alan açıyorlar. Türkiye bunları da not ediyor. Ya buradan bir yere mi gidecek? Bakın buradan bir yere de varamayacaklar. Netice itibariyle buradan bir yere varamayacaklar. Türkiye ye şantaj yapıyorlar. Türkiye değişik dayatmalarda buluyorlar. Ya uluslararası ilişkilerde bunun bir dili vardır, bunun bir anlamı vardır. Yani siz eğer şunu yapmazsanız biz bunu yaparız, şunu ederseniz biz bunu ederiz gibisinden. Türkiye bu dolaylı şantajlara da çok e, papuç bırakmaz. E, netice itibariyle Türk kamuoyu daha iyi gördü. Yani Washington Post'un Amerikanın e, burada terörle mücadele ediyorlar sözde. Öbür taraftan terörü kendi yani terörü bizim teröristimiz. Başkalarının teröristliği diye ikiye ayırdıklarını gördük şu an. Hı hı. Yani Türkiye kamuoyunda Türk milleti de bunu görüyor. Kadir Has Üniversitesi'nin bir araştırması vardı. Ee, Türkiye'de düşman olarak kamuoyu kimi görüyor? Bu çalışmada Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik çok ciddi bir tepkinin söz konusu olduğu araştırmalara yansıdı. Neden? İşte bu tür faaliyetler yüzünden. Evet. Yani eğer Türk milletini kaybederse Amerika... Gelecek hiçbir hükümetle istediği ilişkiyi de kuramaz. Onu da belirtmek gerekiyor. Türkiye'nin bölücü terör örgütüyle mücadelesi çok ortada. Ee, uluslararası aktörlere bakıyoruz. Bazı ufak gelişmeler var. Siz nasıl yorumluyorsunuz efendim? Şimdi ben bunun çalışılmış bir hareket olduğunu düşünüyorum. Yani BM'deki kimi e, görevliler, bunu oturdular, çalıştılar. E, Bundan Amerika Birleşik Devletleri de haberdardı. Çünkü bu görüşmeye gazeteci falan alınmadı. Bazı gazeteciler haberdardılar. SDG yetkilileriyle BM yetkilileri arasında bir görüşme olacak cenevre şubesinde, ofisinde. O gazeteciler alınmadı. O toplantıya. Ama sonuç, bütün dünya New York'tan duyuruldu. Yani böyle bir toplantı oldu. Şu, şu, şu konular konuşuldu. Şu protokolü imza atıldı şeklinde. Yani zamanlaması organizasyonu bir mesaj veriyor bize öyle mi? Tabii ki yani bu yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bilgisi dahilindeki bir şeyden bahsediyor. Zaten Amerika Birleşik Devletleri evet terör örgütüne silah veriyor. ama bunun yani bu diyelim ki tırnak içinde tolere edilebilir bir şey. Bizi kızdırsa da sonuç. Ama Böyle bir harekete benzer bir hareketi BM yapmamalı. BM niye böyle bir şey alet oluyor? Hı hı. Asıl soru ee, bu, değil tabii. mi? Tabii. E şimdi Türkiye SDG'yi hiçbir uluslararası platformda kabul etmiyor. Yani onun meşrulaştırılmasına, taraf olarak masaya oturmasına, işte bir, bir müzakereci kimlik. ...edilmesine izin vermiyor. Yani SDG YPG PYD eşittir PKK tabii, diyor Türkiye. Tabii. Türkiye çok bu net bir çok şekilde. Net, evet. Ağırlığını koyuyor ve buna <laughs> bu kadar izin vermedi. Şimdi bakıyoruz BM öyle mi? BM öyle değil. Bunlarla yani SDG 2016 yılından beri görüşüyorlar. Sürekli görüşüyorlar. Bu çocuk savaşçılar meselesi de e, hatırlayalım işte 40-50 civarında çocuk savaşçısı olduğundan bahisle bir BM yetkilisi SDG'ye güya çağrıda bulunmuştu. Bundan 3 ya da 3,5 sene önce. Elindeki çocuk savaşçıları derhal tahliye et diye. Eee SDG ne yaptı? Yani SDG deyip duruyorum PKK. PKK ne yaptı? Evet. Çocuk savaşçılarının evet. sayısını 225'e çıkardı. Yani şu anda 225, 230 civarında elinde çocuk savaşçı var. Yani biriktirdi çocuk savaşçıların biriktirdi. Bunu da bir jest olarak, yani bunların tahliyesine bir jest olarak BM yetkililerine duyurdu. İşte oturalım protokol yapalım bu konuda. Bir protokol imzalayalım. Mesele bu. Hı hı. Yani bu baştan beri danışıklı dövüş protokolde imzası olan kişi de mazlum komani. Asıl ismi. ...Ferid Abdi Şahin... Evet. ...aranan bir terörist. Yani SEDEG adına imza atmış ama... ...PKK'dan aranması ha. var zaten. PKK'nın daha kalmış hı. Evet. <laughs> Bunu BM yetkilisi de biliyor. O protokolde imza koyan... E, ...BM müzakerecisi de biliyor. Amerika Birleşik Devletleri... ...zaten biliyor. Yani bu SEDEG'yi... ...PKK'nın Suriye kolunu... ...meşrulaştırma hareketinden... ...başka bir şey değil. Ve dediğim gibi çalışılmış bir hareket... Evet Kuteres'in haberi olmayabilir. Cumhurbaşkanımız doğru söylüyor. Hı hı. Ee, ama alt birimlerin bu, bu şeyden haberi var. Ki BM dediğimiz yapı da zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrol ettiği, manuklu ettiği, istediği siyaseti dayattığı bir örgüt. Hatta Cumhurbaşkanımız Çin lideriyle görüştükten sonra şöyle bir açıklama da yaptı. Dünya 5'ten büyüktür. Bu BM'yi ıslah etmek lazım. Ee, Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden biri olarak Çin'in bizim mesajımızı paylaşması bize umut verdi hı hı. gelecekte bu örgütün ıslah konusunda işin bu boyutu da var tabii ee, bir de iki ilave yapmak istiyorum Sevil'in konuşmalarıyla ilgili Lütfen. Doğu Türkistan meselesi bu bu mesele çok önemli ee, Çin yetkilileri dediler ki Doğu Türkistan ile ilgili bir e, şikayetiniz varsa ya da öğrenmek istediğiniz bir husus varsa istediğiniz zamanda... istediğiniz miktarda heyeti buraya gönderebilirsiniz. Evet. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar Doğu Türkistan'la ilgili enformasyon sürekli batıdan geliyordu. Sürekli Amerika'dan geliyordu. Biz bunları elemeye tabi tutmadan işte Doğu Türkistan'da şu zulümler yapılıyor başlığı aslında sürekli gündeme getiriyorduk. Yani ben bazıları Doğu Türk, manipülatif olabiliyordu. Bazılarına bahsediyorum evet, bazıları, zaten. Yani evet. Doğu Türkistan'da hiçbir şey yok. Orta, orası süt anlamına <gülüyor> gelmesin. <gülüyor> bu söyleyeceğim şeyler. Yani promokasyon bu Promokasyon şey... amaçlı e, dezenformasyona ki. tabi olan bazı paylaşımlar da oluyordu. Siz ona vurgu yapıyorsunuz. Tabii ki. Bunlar etkisizleştirilecek e, noktasında çıkıyor değil mi sizin yorumunuz? Tabii tabii. Evet. Tabii. Ee, ya dolayısıyla e, Çin tarafının bu çağrısının ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Peki efendim, e, şimdi biraz e, yeni sistemi konuşalım. İç siyasi gündeme dönelim. Türkiye'de yeni sistem birinci yılını dolduruyor Temmuz ayı itibariyle ve özellikle yeni sistem denildiği zaman bürokratik oligarşi ile mücadele noktasında vurgu yapılıyor. Yıl dönümü yaklaştığı için artıları, eksileri vesaire pek çok açıdan sistem tartışılıyor. Bazı kesimler özellikle tartışmayı açıyor. Neden? Siz nasıl yorumluyorsunuz? Evet. Bu mesele Muhalefetin elinde aslında çok kullanışlı bir mesele. 2023'e kadar AK Parti iktidarına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bu konu üzerinden anlaşılan muhalefet edecekler. Çünkü İstanbul seçimlerinin hemen ardından toplanan Cumhuriyet Halk Partisi yetkili kurulları toplantısında bir yol haritası çizildi önümüzdeki dönemle ilgili. Bu yol haritasının birinci başlığı buydu. Bu, bu hükümeti başkanlık sistemini e, değiştirmeye zorlayalım. E, olmazsa e, birlikte uzlaşarak revize etmeye zorlayalım. Yani iki adımlı bir yol haritası. Bunun üzerinden biz 2023'e kadar bu tartışmayı duyacağız. Muhalefetin e, aslında 2023'teki seçim silahı. Bu konu bunun üzerinden gideceği anlaşılıyor. Ee, meseleyi yine tek adam tartışmaları üzerinden e, götürecekler, tartışacaklar. Siyasi mücadeleyi biraz bu eksene oturtacaklar. Ee, yani İstanbul seçimleri aslında Türkiye'deki demokratik düzenin aynı zamanda bir tescili oldu. İstanbul, Ankara'ya yani muhalefet istediğinde Türkiye'nin her yerinde nerede seçimi kazanıyorsa orayı yönetebiliyor. Türkiye'nin genelinde kazanabilirse burayı yönetebilir. Fakat tabii dediğim gibi kullanışlı bir mesele bu. Muhalefet yani S-400'lerle ilgili mesela dikkat ederseniz bir açıklamaları yok. Suriye'nin güneyiyle ilgili, ya yani Türkiye'nin güneyiyle ilgili, Suriye'deki Türk politikası ile ilgili çok fazla bir şey söyledikleri yok. Doğu Akdeniz'le ilgili yani yok. Doğu Akdeniz'le ilgili mesela çok ciddi bir kriz noktası, kaç tane ülke toplanıyor, biz müdahale ederiz, Türkiye şuradan çekilsin, Türk personeli tutuklayacağız falan filan yine ses Türkiye yok. Türkiye'nin aslında yani ana yani, gündem maddelerini temel, sayıyorsunuz. Temel konularda muhalefet sessiz kalacak. Sadece bu konuyu 2023'e kadar gündemde tutmaya çalışacak. Son Şimdi iki bunun dakika, ha bunun iç muhalefet açısından varsa. da yani birinci yılı geliyor. aksiyan yönleri varsa zaten cumhurbaşkanlığı kendi içerisinde bir değerlendirmeye de tabii tutmuş aynı zamanda varsa aksiyan yönleri düzeltecek ama benim sorup öğrendiğim şey şu daha iyi nasıl olur bu sistem yani e, milli irade mutlaktır milli iradenin onayıyla bu sisteme geçilmiştir. Oylarıyla bu sisteme geçilmiştir. Bundan sonra bundan yani milletin kazanımını alıp ondan e, tekrar geri almak demokratik bir tutum değil aynı zamanda tutum olmaz. Yani hükümetinde... Peki. Ee, sayın Teyiz 2023'e kadar bu konuda daha çok konuşulacak. Özellikle e, ana muhalefet bu konuya odaklanacak diyor. Katılıyor musunuz efendim? E, katılıyorum çünkü yani bu zaten ye, yerli bir şey de değil. Bu tartışma bence yerli bir tartışma değil. Evet, iktidar partisi dışındaki odaklar, siyasi odaklar, siyasi partiler bu meseleyi dert edilmiş görünüyorlar ama yani şurada biz yeni sisteme geçeli bir yıl olmuş. Yani bir taraftan 68 sene var, parlamenter sistem fiilen 68 yıl yürürlükte kalmış, bir taraftan bir yıl gibi bir bir vade var. Şimdi biz bu sisteme niye geçtik? 68 yıl içinde sistem sürekli darbe üretti ee, ve dış ...vesayeti de imkan tanıdı. Bunun önü kapatılmış oldu ve bundan rahatsız olacak odaklar da bellidir zaten. Deminden beri konuştuğumuz <laughs> ve ismi geçen bir takım ülkeler, bazı ülkeler. Evet. Dolayısıyla ben bunun yerli bir tartışma, yerli zaruretlerden kaynaklanan bir tartışma olduğu kanaatinde değilim. Evet, bu tartışmayı büyütecekler. 2023'e belki de bu motivasyonla girmek istiyorlar. Bağlarsa. Ee, ama yani bundan sonra yapacağımız tartışma bu bir yıl geride bıraktığımız sistemi daha iyi nasıl işletebiliriz olmalı. Peki çok teşekkür ediyorum. Sevin Nuriyeva, İsmailov, Ahmet Kekeş ve Kurtuluş Tayyiz sayın seyirciler. Beşinci günü noktalıyoruz efendim. Haftaya yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.